Yani bütün Türkiye'nin her tarafından geliyorlar. Efendim. Çıldırtır mı? Fevkulade. Güzel bir şey. Kafayı yerim. O zaman niye aldınız bileti? Kafayı yemek için. Zaten yani bu ekonomik şartlarda insanın yani yapacağı başka bir şey yok. Evli misiniz? Evet. Karıyı boşamaz mısın? Kesinlikle boşarım. Direkt. Türk erkeğinin parayı bulduğu zaman yapacağı tek şey önce karıyı boşamak, sonra arabayı değiştirmek. Çoluk torunlar var, çocuklar var. Hepsini paylaştırıveririm, olur biter. Yani size çıksa beyefendi. Tabii. Beraber misiniz? Evet, beraberiz. Beyim oluyor. Beyim. Kaç yıllık evlisiniz? 58 sene. 58 sene dile kolay. Ama bir şey söyleyeyim mi? Erkeklerin ilk işi karıyı boşamakmış. Olsun, boşasın varsın. Siz boşar mısınız? Yok yok. Güzel. Ama şimdi parayı almadan hele... Vereceğim mi acaba? Acaba vereceğim mi? Siz mi? Evet. Ben de. Hayallerimizi gerçekleştirelim diye ama. Evet. Yanlış mı duydum? Kazan... Seyit tanımam. Neden? Umrum olmaz. İnsan ırkıyla ilişkimi keseceğim. Varsa... Kocamı yok, boşamam ya. Ama erkekler bunu genelde bunu yapıyormuş. O yüzden erkeklere çıkmaması iyi bir şey olur ama şey inşallah bayanlara çıkar. Şimdi hayalleri büyük tutmak lazım. Ben inanıyorum. Ablama çıkabilir. Yatırım sağlam olacak. Bugün uçakla geldik. Mazot da pahalı olduğu için arabasız geldik. Belki hepimiz tek tek arabaya biner geliriz. Ne yapacağım? Evimin geçimini sağlarım ancak, başka bir şey yok. 120 milyon ama çok büyük para. Bilmiyorum, 3 tane oğlum var. İnşallah onların kısmetlerine. Erkekler... Yem kalmak için geldim. Ne yapacaksınız parayı? İnşallah büyük ikramiye çıksın da ondan sonra düşünürüz. 120 milyon tam tamına. İnşallah. Evliniz... Allah daha çok versin inşallah. Kime versin? Yardımseverlere versin. Dediğim gibi düşünemiyorum bile. Gözleriniz büyüdü bir anda. Size de 120 milyon versinler. Sizinki 4'te 1 aldık. 30 bize yeter. 30 milyon. 34 kişiyiz. Adam başı 7,5. Anca yeter. Hiç çıkan tanıdığınız veya akrabanız var mı? Yok. Çıktıktan sonra çok olacak ama. Eşiniz mi? Eşim, evet. Erkekler genelde karılarını boşuyormuş. Yok, o beni boşamazsa ben... Biletler ondasın. Sıkıntı yok. Ben de biraz zor o. Ben onu boşamayayım da. Bir tanesini bari bana ver. Yok, amortum. Ona çıkar, sonra neme lazım? Değil mi? Kocası kalırsa bu yaştan sonra kocam var ya. Aa, para olduktan sonra kocayı ne yapayım? 120. Yok ya, çıldırmaz. Çok büyük bir para değil şimdiki zamanda ya. 120 milyon yahu. 120 çıkmayacak, 30. Dolara vuralım, kaç dolar yapıyor? Dolar uçtu zaten, onu yakalayamam. Yani 1 milyon dolar yapıyor. Ya tabii şimdi tam olarak 120 çıkarsa, tam bilet olur da çıkarsa gerçekten 10 milyon dolar yapıyor. Büyük para. 2 milyon dolar mı yapıyor? 2,5'a yeter. Hiçbir şey yapmıyor. Sahilde bir ev almaz ya. Değil mi? Nereden baksan 2,5 milyon dolar yapıyor. Ya yılbaşına kadar 2 milyona da düşer herhalde, değil mi? Düşer, düşer. 2 milyon da iyi. Yani ben de tıp okuyorum. Okulumuz bayağı zor bizim. Kazandıktan sonra hani diyelim mesleğe atılsak bile hayatımız boyunca parayı muhtemelen bir arada göremeyeceğiz. O yüzden alıp direkt mesleği şimdiden bırakmak çok faydalı. Değil mi doktor? Vallahi benim çocukluğumdan beri hayalim yaşlılara yurt. Bu para bana vurursa yaşlılara yurt açacağım.